Efendim, Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Evlatlarının PKK tarafından daha kaçırıldığını belirten anneler 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapıyor. Eylem yapan 32 ailenin evlat mücadelesi sürüyor. Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Evlatlarını PKK tarafından daha kaçırıldığını belirterek 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 32 ailenin evlat mücadelesi sürüyor. Acılı anneler seslerini duyurmaya çalışıyor. Biz burada hakkımızı olan evlatlarımızı istiyoruz. Biz burada gelip HDP'den PKK'dan bir şey istememiş. Sadece ben doğduğum evladımı istiyorum. Doğduğum şeyimamı istiyorum. 11 yıldır, 11 yıla geldi, ben onun acısıyla yaşıyorum. Onun, benim ciğerim yanıyor, benim canım yanıyor. Bugün de evimden çıktım geldim bir umutla buraya, her hafta bir umutla buraya geliyorum. Bu sefer belki benim şeyimam beni görür. Artık onlara yeter diyoruz, edibes ediyoruz. Ama Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle biz Kandili'yi çökeceğiz. Biz çökmüşüz de burada bütün dağdaki çocuklarına seslenmek istiyorum. Gelin. Gelin annelerin kucağına gelin. Gelin teslim olun. O sizin yolunuz değil. Sizi kandırıyorlar. Sizi o silahı atın. Gelin tekrar kalemini alın. Kaldığı yerde hayatını devam edin. Şeyma kızım, eğer anneni görüyorsan, eğer duyuyorsan kızım gel. Gel devlet güçlerimize teslim ol. Kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen ve ellerindeki dağları kurtlara kuşlara bırakın. Evlat nöbetindeyiz. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak. Artık yeter. Yakamızdan düşün. Anneler nöbette ve evlat nöbetindeyiz. Van anneleri. Yazılı dövizlerle yürüyen aileler HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Nerede, ne olur ne yaptasın gel. Benim için gel. Baban için gel. Bak baban hasta oldu. Ben hasta oldum. Gel. Ne olursun ben bilmiyorum. Bu HDP'nin nasıl var ya, onlar beni oğlumu gönderdi. Bilmiyorum nerede şu anda, bilmiyorum nerede. Allah ona kahretsin inşallah. Bu HDP binası patsın inşallah.